Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 9 Ocak Perşembe günü yapılacak genel kurul toplantısı öncesi tartışmalar büyüyor. Yönetim kurulu aday listesinde kulüp yönetim kurulu başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci başkanı Adnan Dalgakıran ve yönetici Mesut Urgancıların isimleri yer almadığı detayının ortaya çıkmasından sonra divan kurulu üyesi Tekin Oktay şirketin kurulduğundan beri Beşiktaş başkanı tarafından yönetildiğini aksi bir durumun söz konusu olamayacağını bugün Twitter hesabından duyurdu. Tekin Oktay'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle. Kulübümüzün internet sitesinde yayınlanan Beşiktaş Futbol AŞ'ye olağan genel kurul çağrı metninde belirtildiği üzere Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, İkinci Başkan Sayın Adnan Dalgakıran ile Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Mesut Urgancıların 31 Ekim 2019'dan beri görev aldıkları Futbol AŞ Yönetim Kurulu'ndan ayrılacaklarını öğrenmiş bulunmaktayız. BJK AŞ'nin halka açıldığı tarihten beri yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, kulübümüzün başkanı ve yönetim kurulu üyelerimizden oluşmaktaydı. Beşiktaş Kulübü Genel Kurulu'nun yetki vermediği, dernek yönetim kurulunda bulunmayan herhangi bir kişi hiçbir zaman Futbol AŞ'nin yönetim kurulunda bulunmamıştır. Beşiktaş markasının ve bütçesinin yönetildiği birinci yer Futbol AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı'dır. Beşiktaş Kulübü Başkanı, İkinci Başkanı ve Genel Sekreteri, bu bütçedeki ve prestijdeki şirketimizin yetki ve sorumluluğunu üzerlerinde bulundurmak ve muhafaza etmek zorundadır. BJK Futbol AŞ Yönetim Kurulu dışından kişilerin yönetecek olması ihtimali, kulübümüzün ve şirketimizin teamüllerine aykırı olduğu gibi yanlış anlaşılmalara da yol açabilecek, mevcut ve gelecekteki yatırımcılar için de güven ortamını sarsabilecek bir durum söz konusu olacaktır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başkanı bugüne kadar teamüllerde olduğu gibi de Futbol AŞ'nin de yönetim kurulu başkanı olmalıdır. Aksi takdirde Futbol AŞ'nin başına atanmış birisi Beşiktaş Kulübü'nün başkanı pozisyonuna gelmiş olacaktır. Sayın Başkan'ın bu konuda Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğini ve kararını yeniden gözden geçireceğini umut ediyoruz. Ürser Tekin Oktay.